Neredeyiz? Yangon merkez. Shangala hosteldeyiz. Böyle otel kültürü çok daha yaygın değil. Bir önceki kaldığımız yer otel gibi bir yerdi böyle. Dorm mantığı yok. Şimdi böyle daha merkezde abi. Hostel mantığında yapmış ama böyle şey odalar var. Kişisel şahsi odalar var. Dorm yok yine. Merkezde sayılabilecek bir yerde. Her ara sokakta zaten pazarlar, yemek yeme, içme yerleri. Böyle Tolga hocamı bekliyoruz şimdi. Tolga hocam hadi ya. Yangon Inle Lake tren biletimizi almaya gidiyoruz. Yeah. But we want to go night train. No. No night train. No. Hoppa da. Gidiyoruz. İkimiz durak Inle Lake. Tolga hocam hadi ya. Evet, tren bileti almaya gidiyoruz. Aynen. Yangon merkezdeki otelimizden çıkış yapıyoruz. Mahallemiz çok güzel, böyle yemyeşil. Ne demiş şair? Bahçemizin halinden baharımı kıyasla. Yani çok yüksek. Karşımızda çok yüksek binalar yok. O yüzden manzaramız böyle biraz öne açık. Çok kapalı değil yani. Ve çok lokal insanlar yani. Hemen yanımızda pazar var. Her yerde çarşı pazar var abi. Köşede guava satan abimiz var. Artık mekanlar ezberledi. Bugün hamburgerci bir abi keşfettik evet. Abi son gün. Dayı abi çıkarken. Myanmar işi Whopper yapıyor ve 1500 Myanmar fiyatına 1 dolar. Telefonla çektik. GoPro'nun şarjı yoktu. Muhteşem. Whopper ya. Tercih ederim yani. Whopper yerine. Muz garip oldu burada. Tayland'da yok bu muzda. Daha bu güzel ama. Bizim buda benzemiyor mu? Füze gibi. Çok tatlı. Bu da, o da daha o, tatlı. Bize uygun şey. Lokum gibi o biraz ya. Soğan orada. Nerede? Ben yolu bilmiyorum sensiz. Pazarın üstüne falan gidiyor. Deccan'ın yerini gel böyle. Ben de bakayım hocama yeterim. 2 kilometre arası. Böyle elimde görünce cihazı insana böyle bir profesyonellik seziyor ama kanka. Ben bakışlarında onu seziyorum. Bir imaj da değişiyor. Sadece bak GoPro elimizde dolaşsak böyle olmuyor. Etki farkı. Seviyor kemesi de. Seviyor, seviyor. Abilerimiz geçiyor. Allah. Aa bak, korsan filmler daha burada yeni. Hala buralarda bayağı yeni patlamış. Yağmur çıkıyor mu denk geldik lan? Bugün cuma mı? Baksana her yerde acı ayı var. Pazar bizde mi daha? Salın. Oo yarın vizemizi alıyoruz baba. Baksana da yarın. Entariyi yiyorlar. Hindistan vizesi. Abi ülkede Müslüman sayısı %3 diyor devlet. O bilgi çok iyi bak. Yüzde yani Müslüman liderler şey diyor. %10-15 var bizim nüfusumuzda. Bence daha fazla da olabilir. Nüfusu azaltıyor. Haklarını az göstermek için ama kesinlikle ve fazla var. Müslümanlar burada yarı vatandaş kabul ediyorlar. Hayır pasaportlar aynı değil. Aynı değil. Yasalar farklı. Onlara farklı. Ama her yerde durum gergin ciddi değil. Mesela Türkiye'den duyulduğu gibi. Türkiye genelde ara kalp falan biliyor. Şehirlerde akıyor yani. Bayağı şey ya. Yani. Entariyle dolaşıyor, camiye gidip geliyorlar. Rahatlar. Budist tapınağı kadar cami görüyorsun. Her yerde yani. Cami de var. Çok yoğun bir Müslüman şeyi var yani. Ben bu kadar tahmin etmiyordum. Çünkü Myanmar daha çok bir Budist ülke gibi gözüküyor. Devlet olarak Budist. Müslümanlığı şey yapmıyorlar. Biz diyor Budistiz, tam Budistiz diyorlar hatta bak. O konuda şeyleri var. Bayağı katılar yani. Katılar. Katı Budistler. Tayland'dan daha katı Budistler. Bence katı Budistler. Yani.
daha benim tapınaklar için. Daha şey mesela, kadın erkek ayrı. Bazen yemekle bile ayrı falan şey yapıyorlar yani. Güzel ama geldiğimizden beri tapınakta kalıyoruz. Camide kalamıyoruz. Aynen mesela. Abi Tayland'da bence o kadar rahat değil. Myanmar'da tapınaklarda kalmak daha kolay. Geçen bir iki kez zorlandık yani herhalde. İnsanlar olayı benimsemişler. Yani kapıya gelen kişiyi çevirmiyorlar. Aynen. Normalde insanlar çok kalmıyor. Tapınakları ben çok kalan görmedim bir yandan. Biz iyi geldik ya buraya kadar. Abi bir sürü hamur işi var abi ya. Hintliler çok abi, Hintlilerim böyle. Küçük küçük her şeyde. Bu nohutlu. Nohutlu versiyonları var bir sürü. Allah dayım. Nohutu her türlü şeyin üstüne koyuyorlar. Abi bak küçük bir nohut var şurada. Samosa diyorlar bunların böyle üçgen olanları falan filan. Bunlar böreklisi samosa her diyorlar ya. Her yerde yemek ya çok güzel yani evden... Nohut olayı çok ya abi, ben buraya evden da geldim. Evden dışarı çıkıyorsun, sokağın başında yemek buluyorsun. Yemeği düşünmüyorsun. Geçen nohutlu gözleme buldum ya. Nohutlu gözleme. Abi çok ucuzlar bir de. Maksimum 1000 Myanmar fiyatına çoğu böyle abur cubur alabiliyorsun. 1000 Myanmar fiyatı da 4 lira yapıyor. 5 lira bile değil. 4 lira ya. Dene. Myanmar güzel ya, bence Tayland'dan daha çekici, kat kat daha çekici yani. Tayland cazibesi biraz... kalmamış. Yok Myanmar, abi, Myanmar kültür diye bir şey yok Tayland'da bence. O biraz yani. Göstermelik turistleri kesinlikle. Var. Myanmar yemin ederim adamlar. Mesela üniforma, adamların üniforması da böyle şey kanka, devlet üniformalı. Ben genç kızları gördüm, polisler falan böyle etekleri var şurada. Çok değişik bir motifleri vardı ya. Üniformalar çok farklı. Baya büyük büyük bamyalar var ha. Onun dışında da etek takılıyoruz. Genel olarak. Her yere tükürenlerle meşhur ya. Abi ülke yer kıpkırmızı ya. Betelnat izleri. Çinip. Kırmızı. Yol kenarları, tren istasyonları. Ne kadar ödediniz kişi başı? 3 kişi başı 1500 kıyat. 1 dolar. Kişi başı bizi bu halde getirdi abi. Çok özendi. Beni 20 dakika en az kesti böyle. 5-6 okşadı seni bayağı yani beni. Kürkan gaza geldi, o da kestim işte. Yani hep böyle bir şey var. Gecekondular gibi oluyor biraz.
yol mu yapıyoruz? Aynen buradan herhalde. Buradan bak hocam işler. Biraz daha diyor ama. Treni geçtikten sonra mı diyor? Şu aradan yol var mı acaba? Buradayız baba. Şu aradan yol yok önce. Gölde gidip oraya. Ha o ilk yol. Biraz daha gitmemiz lazım.